Remscheid Atak'ta. Stratejik, modern ve yenilikçi bir atak. Kentsel, kırsal. Romantik, canlı. Dinamik, sakin. Doğal güzellikler, şehir yaşamının nimetleri. Zanaat, sanayi. Su gücü, motor gücü. Tarihi geçmiş, yenilenme. Gelenek, modern yaşam. Bu saydıklarımız sadece görünürde karşıtlıklar. Çünkü Belgisch Esnand'da bulunan Remscheid hepsini birlikte sunuyor. Huzurlu doğal güzelliklerden hoş köy ve hareketli şehir yaşamına kadar. İnanılır gibi değil ama Remscheidliler şehir merkezindeki belediye binasından Morsbach'a Auen adlı mesire yerine arabayla 5 dakikada ulaşabiliyorlar. Eschbach ya da Wupa barajları da şehir merkezinden sadece birkaç dakika mesafede. Remscheid ilgi çekici bir bölgenin cazip bir kenti olmasını Belgisch Esnand'ın kalbindeki konumuna borçlu. Remscheid'in 120 bin sakini şehir merkezinden doğaya bu denli çabuk ulaşabilmenin tadını çıkarıyor. Remscheid'teki imkanların çeşitliliğini gören kişi bu şehrin bir olanaklar bütünü olduğunu hemen kavruyor. Canınız keyifli bir alışveriş mi çekiyor? Yoksa kolay ulaşılabilir bir yerde doğayla baş başa kalmayı mı? Müzeleri mi gezmek istiyorsunuz? Ya da arkadaşlarınızla havuz keyfi yapmayı mı? Tiyatroya gitmeyi ya da rahatça kentin Altstadt'ını, eski bölümünü görmeyi mi arzuluyorsunuz? Bu şehirde pek çok şey yapmak mümkün. Bunlara bir de şehrin konumundan kaynaklanan avantajı ekleniyor. Kuzey Rhein-Westfalia'nın merkezindeki Remscheid'dan Köln, Düsseldorf, Dortmund ya da Essen gibi Ren ve Ruhr kıyısındaki kentlere kolayca ulaşılabiliyor. Çünkü Remscheid, Almanya'nın kuzeyiyle güneyini bağlayan A1 otoyolunun kenarında bulunuyor. Düsseldorf ve Köln havaalanları Remscheid'e sadece 50 kilometre mesafede. Buralara hem araba hem de trenle kolayca ulaşılabiliyor. Remscheid'in tarihi 12. yüzyıla dayanıyor. Schlossburg Kalesi'nin efendisi Kont Engelbert von Berg, 1180 dolaylarında Rodos şövalyelerine Remscheid Kilisesi'ni armağan etmiş. Belgisch Esland bölgesi o dönemde de demir madeni ya da odun gibi pek çok doğal kaynağı bir arada bulunduruyor, en önemlisi de su gücünün olanaklarını sunuyordu. Bunlar o zamanlar gelişmekte olan, bugün hala ürünleri dünya geneline ihraç edilen Remscheid demirciliğinin temelini oluşturdu. Remscheid şehri bundan yaklaşık 200 yıl önce 1808'de tarımsal üretim yapan küçük yerleşim birimlerinin birleşmesiyle oluştu. Eskiden komşu olan Lüttringhausen'la Lennep'in birleşmesiyle de 1929'da büyük şehir haline geldi. Lüttringhausen ve Lennep bugüne dek kendi yüz ve benliklerini korumayı başardı. Lüttringhausen'da hala bölge için tipik bileşimi bulmak mümkün. Günlük ihtiyaçlarınızı karşıladığınız, oturduğunuz ve çalıştığınız yer doğaya elinizle dokunacak kadar yakın burada. Bunu Lüttringhausen'ın doğal süreç içinde gelişen yapısı mümkün kılıyor. Bu uyumlu bileşim aynı zamanda işletmeler açısından da cazip. Direkt Lüttringhausen sınırındaki Großhülsberg sanayi bölgesinde 70 işletme yerleşik halde bulunuyor. Bunlar arasında kuşaklardır alet edevat üreticisi August Berghaus ya da Adolf Lem şirketlerini saymak mümkün. Lennep'in Altstadt'ında yani tarihi bölümündeki evler geçmişteki canlılığı yansıtıyor. Altstadt'ta bir daire etrafında konumlanmış, dış cephesi arduvazla kaplı ya da bağdadi evlerle sokaklar 1746'daki son yangından bu yana neredeyse olduğu gibi korunabildi. Altstadt'ın çevresine sıralanmış evler kentin surlarının nasıl uzandığı konusunda fikir veriyor. Lennep taşıdığı bu tarihi anlam nedeniyle de tercih edilen bir yerleşim yeri. Ayrıca sunduğu cazip alışveriş olanaklarıyla Remscheid şehir merkezinin yanı sıra önemli bir ticaret merkezi. Lennep'te de günlük hayata, yerleşim ve çalışma hayatına dair olanakları bir arada bulmak mümkün. Jägerwald sanayi bölgesinde sayısız dikkat çekici işletme, mesleki açıdan mükemmel perspektifler sunuyor. Burada yaşayanlar Lennep'in konumundan kaynaklanan avantajların farkındalar ve bundan gurur duyuyorlar. Klosterkirche adlı kilise, şehir mimarisi ve kültürel tarih açısından Lennep'in en önemli binalarından.
Bundan 20 yıl önce vatandaşlar kendi girişimleriyle o zamanlar boş duran Minoritenkirche adlı kiliseyi yıkılmaktan kurtardılar. Bugünse Klosterkirche Kültür Merkezi sunduğu canlı ve çeşitli programla tüm bölgede sevilen bir etkinlik alanı. Lennep'teki Rotasyon Tiyatro Kabaresi'ne ait sahnede komediden kabareye, caz konserlerinden şanson ve okuma akşamlarına kadar pek çok etkinlik düzenleniyor. Nobel Fizik Ödülü'nün ilk sahibi Wilhelm Conrad Röntgen 1845'te Gänsemarkt 1 adresindeki bu evde dünyaya geldi. Röntgen'in buluşu tıp, malzeme ve uzay araştırmaları teknolojisinin yolunu açtı. Buradaki Röntgen Müzesi'nde röntgen teknolojisinin çeşitli kullanım alanları açıklanıyor. Müzede röntgen ışınlarının üretimi ve kullanımına yarayan cihazlardan oluşan eşsiz bir koleksiyonda bulunuyor. Müze aileleri ve tüm dünyadan bilim adamlarını kendisine çekiyor. Röntgen Müzesi, ilerleme ve kalkınmanın ateşleyici gücü olan yaratıcı düşünme ve davranış biçimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ünlü mucidin doğduğu evse bugün müzenin kütüphanesi olarak kullanılıyor. Raflarda duran röntgen ışınları hakkındaki 17 bin cilt eser, üniversite öğrencileri ve diğer meraklılar için bulunmaz bir kaynak. Gördüğünüz kitaplık rafları kısa bir süre öncesine kadar sadece sanal ortamda mevcuttu. Lennep'in şehir kütüphanesi önce bilgisayar ortamında kuruldu. Simülasyon inşaat planıyla kütüphanenin kentin tarihi bölümüne uyumu sınandı. İnşaat ise bu konudaki soru işaretleri ortadan kalktıktan sonra gerçekleşti. Bugün şehir kütüphanesi kentin tarihi dokusuyla uyum içinde bir görünüme sahip. Bu Bergschesland'taki kentimizin güçlü yönlerinden birinin somut kanıtı. Geçmişin değerlerini koruyan Remscheid, itinalı ve azimli biçimde geleceğe yatırım yapıyor. Gelenekle moderni uyumlu biçimde harmanlamaya çalışıyor. Bu görüş şehir planlama açısından büyük bir adım. Remscheid içinse bugün temel düşünce biçimi. Remscheid'in büyük şehir haline gelmesi geleneksel demircilik ve alet adavat sanayi ile bağlantılı. Eskiden bölge insanının ekmeğini garanti eden, su gücüyle çalışan varyozdu. Bugünse yüksek kalite çelik üreten Edelstahl ve Grimm gibi işletmeler insanlara iş sağlıyor. Burada ünlü sanatçıların tasarladığı her tür modern heykele biçim de veriliyor. Remscheid'li çelikçiler zanaatlerine hakimler. Çünkü burada çelikçilik deneyimi 125 yıldan uzun bir geçmişe dayanıyor. Hastında 1746 yılından kalma bir balyozla bileği taşından oluşan Stephenshammer imalathanesi bir endüstri anıtı sayılıyor. Turistler, ziyaretçiler ve öğrenci grupları bu balyoz düzeneğinin bugün hala su gücüyle heybetli biçimde işleyişini hayretle izliyorlar. Stephenshammer, Hastın'daki Alman Alet Adavat Müzesi'nin bir parçası. İlk Lichtbogen döküm ocağı da Almanya'da bir benzeri daha olmayan bu müzede bulunuyor. Yüksek kalite çelik üretiminde devrim yaratan bu teknoloji ilk kez 1906'da Remscheid'li Richard Lindenberg Çelik İmalathanesi'nde kullanıldı. Remscheid'de çelik üreten işletmelerde bugün hala bu tür döküm ocakları kullanılıyor. Görüntülerini izlediğiniz Diehl firmasında 40 yılı aşkın süredir çelik tank zincirlerinin üretiminde kullanılıyor. Bu başarılı işletme çelik zincirlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Belediye binasının hemen yanında yılda bir kez eski zanaatler yeniden canlanıyor. Ortaçağ Noel pazarı kapılarını açtığında insana zaman yerinde saymış gibi geliyor. Demirciler, dericiler, mermerciler burada zanaatlerini gösteriyorlar. Noel pazarı demirciliğin gelişimi ve Remscheid'deki diğer eski zanaatlerin tarihine ışık tutması açısından çok özel. Gelenekselle modern bu sayede uyum içinde birbirlerine bağlanıyor. Remscheid şehir merkezi son yıllarda olumlu yönde değişti. Bunun yanında Allee Center adlı alışveriş merkezi halkı eskiden olduğu gibi bugün de mıknatıs misali kendisine çekiyor. Burada yağmurlu havada dahi şemsiyeye ihtiyaç duymadan alışveriş keyfi yaşayabilirsiniz. Burada alışverişin tadını çıkaranlar sadece Remscheidliler değil. Mağazalar, kültürel olanaklar, restoran ve kafelerle etkinlik düzenlenen yerlerin birbirine bitişik olduğu bu merkez, büyük şehrin çeşitliliğini yansıtıyor.
Yaya Yurdu, Paskalya Pazarı'na, yaz gecesi kutlamasına, ailelere yönelik eğlencelere ya da sevilen oto motor şov gibi etkinliklere sahne oluyor. Aleş Rasa'lı sokakta yıl boyunca farklı seçenekler bulmak mümkün. Remşahit yeni çağın canlı havasını ve kentin kalbindeki yaşam hissini dışarı vuruyor. Gelecek vizyonlarla biçimleniyor. Bu nedenle Remşahit şehir merkezini geliştirirken en modern bilgisayar teknolojisiyle çalışıyor. Çünkü geliştirilen karmaşık fikirler sadece bu şekilde bütün halinde görülebiliyor. Şehir merkezinin yeniden imarı konusunda birçok proje var. Şehir merkezinin tüm yapılarıyla bir bütünlük arz etmesi öngörülüyor. Remşahit bu konuda görüntülerin gücüne güveniyor. Gelecekte şehir mimarisinin parçası olacak her yapı taşı önce sanal ortamda yerine konuyor. Bu sayede vatandaşlar planlar hakkında fikir sahibi olabiliyor. Animasyon teknolojisi sayesinde inşası planlanan yeni yapıların hali hazırdakilere uyumu sınanıyor. Üç boyutlu animasyon tekniği yapıları her perspektiften görmeyi sağlıyor. Örneğin Billy Brandt Meydanı'ndaki ana otobüs durağı da aynı yöntemle kuruldu. Bilgisayar animasyonu şeklindeki planların hayata geçirilmesi ise sadece bir yıl aldı. Geleceğe bir göz atmak ister misiniz? Remşahit Tren Garı ileride şehre açılan modern bir kapı olacak. Ziyaretçiler için adeta bir antre ve buluşma noktası. Yeni tren garı gelecekte şehrin kuzey ve güney kısmı arasında bir köprü vazifesi görecek. Demiryolu hattıyla sokak bir köprüyle birbirine bağlanıyor. Yol boyunca uzanan mağazalarsa sizi alışverişe davet ediyor. Bu mimari konsept Friedrich Ebert Meydanı'nı da şehir merkezi inşa planına dahil ediyor. Böylece şehir merkezi tek parça haline geliyor. Yeni pasaj Friedrich Ebert Meydanı'nı yaya yoluyla birleştiriyor. Remşahit burada da uyumlu mimari çözümler bulmak, gelenekselle moderni bir araya getirmek için uğraşıyor. Remşahit'in sloganı var olanı korumak ve geleceğe uyum sağlamak. Friedrich Ebert Meydanı'ndaki yeni belediye binası da bu slogana uygun olarak bilgisayar ortamında kuruldu. Şehir gelecekte tüm idari bölümlerini bu binada toplayacak. Çözüm için kısa olan yolu seçme ve vatandaşa yakın olma buradaki temel düşünce. Çeşitli kursların düzenlendiği belediyeye bağlı halk okulu da idare binasındaki yerini alacak. Gençlerin kültürel eğitimi. Remşahit Akademisi 40 yılı aşkın süredir bu slogan altında faaliyetini sürdürüyor. Federal düzeyde ve eyalet yönetiminden teşvik alan enstitü, kültür ve gençlik işleri alanında çalışanları kalifiye hale getiriyor. Amaçlanan, uzmanların çocuk ve gençlere yetkin biçimde rehberlik ve eşlik etmelerini sağlamak. Görüntülerini izlediğiniz yeşillikler arasındaki bina Remşahit Akademisi. Burada yıl boyunca yaklaşık 180 farklı etkinlik düzenleniyor. Akademik doğanın ve Köln, Düsseldorf, Wuppertal üçgeninin tam ortasında. Kültürel etkinliklere Remşahit'te büyük önem veriliyor. Bağımsız kültür sanat toplulukları, şehir genelinde sürekli değişen cazip programlarıyla sanatseverleri kendisine çekiyor. Das Westdeutsche Tournee Theater adlı tiyatro topluluğunun ünü Remşahit sınırlarını aşmış durumda. Görüntüye gelen Lennep'teki Klosterkirche adlı kilise, dönem dönem Konrad Weikirche, Volker Pispers ya da Dieter Noah gibi ünlü kabarecilerin gösterilerine, oda müziği ve caz konserlerine ya da başka etkinliklere sahne oluyor. Remşahit'teki kültür yaşantısına göz atmayı sürdürüyoruz. Sadece belediyeye bağlı Theo Otto Theater adlı tiyatronun programında her ay 10 gösteri bulunuyor. Buradaki sahne, senfonik konserlere, dans gösterileri ve çocuk tiyatrosu örneklerine de ev sahipliği yapıyor. Remşahit çevresinde oldukça sakin köşeler bulmaksa mümkün. A1 otoyolunun kuzeyinde 100 yılı aşkın süredir ayakta duran Eschbach Barajı, Almanya'nın içme suyu sağlanan en eski barajı. Barajın duvarlarına yukarıdan bakıldığında ne kadar heybetli olduğu görülüyor.
Röntgen Week adlı yol sizlere doğayla baş başa kalma, hareket ve kültür olanağı sunuyor. 63 kilometreden uzun bu yol, Bergisestan bölgesi boyunca uzanarak Remscheid'i tamamen çevreliyor. Yolu takip edenler pek çok turistik yerin önünden Münchener Brücke adlı köprünün de üstünden geçiyorlar. Köprü üzerindeki demir yolu hattı yaklaşık 107 metre yükseklikte 500 metre boyunca uzanıyor. Almanya'nın 1897'de açılan bu en yüksek demir yolu köprüsü teknik açıdan mucizevi bir eser ve Bergisestan'daki en etkileyici mimari yapılardan biri olarak nitelendiriliyor. Remscheid'deki spor dernekleri geleneği oldukça eskiye dayanıyor. Şehirdeki 90 dernek spor seçeneklerinden geniş bir yelpaze sunuyor. Futbol, hokey ve aerobik gibi. Okçuluktan mı yoksa balık avlamaktan mı hoşlanıyorsunuz? Remscheid'da ikisini de yapmak mümkün. Cesur sporcular paraşüt kulübüne katılabilirler. Yerden yüzlerce metre yükseklikte huzur ve heyecan bir arada. Remscheid'de bazı sivil havacılık kuruluşları yıl boyunca balonla uçma imkanı da sunuyor. Balonla uçmayı tercih edenler güzel havada Bergisestan bölgesinin tadını yüksekten rahat rahat çıkarabilirler. Bergisestan aşağıdan böyle görünüyor. H2O adlı su parkı cesur ziyaretçilerine yönelik dalgıç kursları düzenliyor. 3 metre 80 santimetre derinliğindeki havuzda tüple dalma denemesi yapabilirsiniz. Remscheid'in Hakkenberg semtindeki güzel manzaralı bu su parkı günlük hayatın stresinden uzaklaşıp gevşemek isteyenler için ideal. 60 metre uzunluğundaki Crazy River adlı nehir maceracılara rafting imkanı sunuyor. Sallantılı asma köprü havuz keyfine heyecan da katıyor. Parktaki termal havuz ya da farklı masaj seçenekleriyle gevşeyebilir, stres atabilirsiniz. Kendinizi daha sonra yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Saline Tuzla olarak adlandırılan bölmede derin bir nefes almak ciğerlerinize bayram ettirecek. Burada 40 metre genişliğindeki çalılarla kaplı ahşap duvara çarpan tuzlu su nefes açıcı bir buhara dönüşüyor. Remscheid'de Almanya'nın en modern cerrahi kliniği kurulma aşamasında. Klinik açıldıktan sonra Remscheidliler en üst düzey tıbbi bakıma kavuşacaklar. Almanya'nın en modern tıbbi donanıma sahip kliniği önümüzdeki yıl hizmete girecek. Zana Kliniği'nin 6 katlı tıbbi merkeze yaptığı yatırım 60 milyon euroyu buluyor. Kliniğin ihtiyaç duyduğu ana malzemeleri sağlayan firmalardan biri de Remscheid'den. 150 çalışanı bulunan Holthaus firması 70 yılı aşkın bir süredir her türlü gaz bezini üretiyor. Almanya'nın en modern cerrahi kliniği ortopedik malzeme ihtiyacını da Remscheid'de karşılama imkanına sahip. 150 çalışanlı Shine Orthopedic Service firması 100 yılı aşkın süredir hastalara yönelik ortopedik malzemeden doktorlara yönelik alet ve cihazlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Remscheid'de firma özellikle de ayak ortopedisi alanında pazarda öncü konumunda. Remscheid zamana ayak uydurmayı başarıyor. Geleneksel demir ve alet adavat sanayi de bunu başarmayı bildi. Kol gücünün yerini makinalar aldı. Bu şehirde mucitlik ruhu da korunarak bir gelenek haline geldi. Remscheid aynı zamanda Dr. Schrick, Weiland, Parat ve Mannesmann gibi dünyaca ünlü yüksek teknoloji firmalarının üretim merkezleri arasında. Dr. Schrick firmasında mühendis ve teknisyenlerin geliştirdikleri ürünlerden biri de 1000 beygir gücündeki Bugatti motorları. 200 çalışanlı firmada sadece yüksek teknoloji ürünleri geliştirilmekle kalınmıyor, üretim de yapılıyor. Bu işletmede Bergisestan bölgesinin tipik özelliği olan yenilenme potansiyelinin bir örneği. Remscheid'li işletmeler performanslarıyla dünya genelinde başı çeken firmalar arasında yer alıyor. Remscheid'li Weiland firması acil çözüm bekleyen yerkürenin ısınması sorununa akıllıca bir çözüm buldu. Çözüm şöyle. Oksijenle hidrojenin kontrollü biçimde etkileşimiyle enerji ve ısı elde ediliyor. Bu sayede açığa çıkan karbondioksit gazı miktarı yarı yarıya, doğal enerji kaynaklarının kullanımı ise 1/4 oranında azalıyor. Bu yeni enerji kazanım yöntemi, çevre koruma açısından aktif bir çabanın da ötesinde bir anlam taşıyor. Bu sayede Almanya, araştırma, geliştirme ve üretimde üst düzey kalifiye elemanlar için istihdam merkezi haline geliyor.
Remşahit'le işletmelerin büyük küçük tüm buluşlarını, getirdikleri yenilikleri ekonomi vitrininde görmek mümkün. Bu çok işlevli bina Remşahit Tren Garı'nın hemen bitişiğinde bulunuyor. Ekonomi vitrini Almancasıyla Schaufenster der Wirtschaft, en modern multimedya sunum teknolojisiyle donatılmış. Merkez, Remşahit'teki büyük küçük tüm firmalar için ideal bir platform oluşturuyor. İşletmeler bu merkezde fuar, mesleki eğitim kursları ya da seminer gibi organizasyonlar gerçekleştirebiliyorlar. Merkez aynı zamanda park yeri bulma ve trafik bağlantıları açısından da ideal bir konuma sahip. Ekonomi vitrini modernle geleneksel arasında interaktif bir kesişim noktası. Merkezin tren garının hemen yanında olması da bir avantaj. Buradan Regionale 2006 adlı bölgesel organizasyonda yer alan Wuppertal ve Solingen kentlerine doğrudan ulaşmak mümkün. Katılımcı bu üç kent, şehir mimarisi alanında pek çok projeyi 2006 yılına kadar belli bir noktaya getirmeyi amaçlıyor. Ekonomi Vitrini adlı merkezde şehirdeki mimari, ekonomik ve turistik gelişim ziyaretçilere tanıtılıyor. Regionale 2006 adlı organizasyon için multimedyal donanıma sahip bir enformasyon merkezi oluşturulması planlanıyor. Regionale 2006 kapsamında pek çok turistik proje de hayata geçirilecek. Ekonomi vitrini, turistik etkinlikler için bir iletişim merkezi işlevini görecek. Remşahit, Trasse des Werkzeugs, alet adavat yolunu sanal olarak gösterme imkanına sahip. Üretim kültürünün bu rotası, sanayiyle biçimlenmiş bir bölgede geçmişle gelecek hakkında bilgilenme ve alet adavatın neden Bergüşesland'ın sembolü olduğunu anlama imkanı sunuyor. Bu simgeyle çırağından işletmecisine, alet adavatı bizzat yapanından bilgisayar programcısına kadar herkesin bağlantısı var. Hastındaki Alman Alet Adavat Müzesi'nden Remscheid Tren Garı'na kadar uzanan Die Trasse des Werkzeugs adlı yol adeta bir açık hava müzesi. Yol boyunca alet adavat sanayinin izlerini görmek mümkün. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerse yaya olarak bisikletle ya da inline skaterla biraz hareket etmeyi göze almalılar. Sanal gezimize tren garından devam ediyoruz. Raylar bizi doğrudan Lennep'in yenilenen tren istasyonuna ulaştırıyor. Bu tren garı Regionale 2006 adlı organizasyonun bölge tarihini demir yolu aracılığıyla anlatan turistik yapı taşı. Lennep'in yeni istasyonunun Trasse des Werkzeugs adlı yolla doğrudan bağlantısı sağlanıyor. Buradan Münchener Brücke adlı köprüye ve Wuppertal asma tramvay hattına doğrudan ulaşmak mümkün. Remscheid'de gençler için cazip bir bilgilenme olanağı da var. Lennep'te Röntgen Müzesi Laboratuvarı, gençlere fizik, teknik, mekanik ve optik gibi alanlarda 30 ayrı bilimsel deney imkanı sunuyor. Burada gençler deneyleri bizzat yapabiliyorlar. Böylece deney yoluyla fen bilimlerinin temel ilkelerini kavrayabiliyorlar. Remscheid'in Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinde en fazla patent başvurusu yapılan şehir olması tesadüf değil. Remscheid Metal ve Elektro Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde gençler metal ve elektro sanayi alanındaki tüm dallarda eğitim yapabiliyorlar. Burada gençler kendilerine sunulan en modern çalışma ortamında gelecekteki zanaatlerini öğreniyorlar. Alet Adavat ve Materyal Araştırma Topluluğu, kısaca FGV, bu alandaki yenilikleri 50 yıldır teşvik ediyor ve gerçekleştiriyor. Topluluğun yıllardır sürdürdüğü araştırma çalışmaları meyvesini verdi. Kuruluş 2003 Eylül'ünden bu yana Bergische Universität Wuppertal adlı üniversitenin bir yan enstitüsü olarak faaliyet gösteriyor. Ekonomi Vitrini adlı merkezde bu tür cazip etkinliklere dikkat çekiliyor. Multimedyal sunum tekniği sayesinde ziyaretçilere 365 gün 24 saat enformasyon aktarılabiliyor. Ekonomi vitrini, eğitimle yeni neslin teşviki arasında da köprü kuruyor. İlgili öğrenciler burada firmaların açtığı meslek eğitim yerleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Üniversite öğrencileri ise kendilerine staj yeri ayarlayabiliyorlar. Böylece ekonomi vitrini bir enformasyon havuzu, ekonomi dünyasına açılan bir pencere niteliği kazanıyor. Merkez, çocuk ve gençler için modern iş yaşamı hakkında tatmin edici bilgiler sunuyor.
Remşahit, şehirler arasındaki yatırım ve istihdam yarışında şimdiden iyi bir konuma sahip. Remşahit'teki sayısız cazip sanayi bölgesi isim yapmış uluslararası şirketlere kucak açıyor. Örneğin Treknaze'ye ya da Bergisborn'a teknolojileriyle dünyada başı çeken şirketler yerleşmiş durumda. Remşahit geleceğe doğru bir adım daha atıyor. Lüttinghausen'da A1 otoyolunun yanında yeni bir sanayi bölgesi kuruluyor. Remşahit Blume, çiçek aldı sanayi bölgesini kurarken doğayı korumaya özen gösteriyor. Bölge şimdiden iklim korumaya hizmet ediyor. Binaların çatıları yeşillendiriliyor, sanayi bölgesi yeşilliklerle çevriliyor. Böylece bölge manzarayla uyum sağlıyor. Remşahit şehri bu tür yenilikçi ekolojik konseptleri sayesinde büyük bir vizyonu gerçekleştirmeyi başarıyor. Aynı zamanda hem geleceğe dönük düşünüyor hem de tarihi değeri olanı koruyor. Remşahit'te alınan tüm yapısal önlemler bu temel düşünceye dayanıyor. Çünkü özgünlüğünü koruyan modern bir büyük şehir sadece tutarlı davranışlar sonucu oluşuyor. Remşahit'te gelecek de geçmişe ait. Bergisesland'taki bu büyük şehir yakında dışarıya da bu özelliğini yansıtabilecek. Blume Sanayi Bölgesi'nin kuleleri yeni Remşahit'i yansıtan birer işaret olacak. Tren garı, Bergisesland'ın bu büyük şehrinin girişindeki yeni modern bir antre. Lennep istasyonunu görmek, şehir tarihini anlamak için iyi bir başlangıç. Tamamen yenilenmiş canlı şehir merkezi, modern yaşama kültürünü ve yeniliklere açık, aynı zamanda köklerine bağlı bir anlayışı yansıtıyor. Remşahit bir büyük şehir olarak örnek teşkil ediyor. Dünyaya açık bu şehir herkes için çekici. Ziyaretçiler, yatırımcılar, her şeyden önce Remşahitliler kendilerini burada rahat hissediyorlar. Çünkü onlar gelenekselle moderni birbiriyle harmanlayan bir kentte yaşıyorlar. Tarihi köklerini geleceğinin temeli olarak gören bir kentte.